Merhaba arkadaşlar, kampiyonuza hoş geldiniz. Ben Emre. Biliyorsunuz ki uzun zamandır video çekmiyordum. Ama yıllar sonra yeniden video çekmeye başlıyorum. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki yıl 2130. Sanata uzun zamandır robotlar ve yapay zeka yön veriyordu. Ben de bir sanatçı olarak sanat dünyasının bir yeniden doğuşa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hadi sanatı robotların elinden alalım. Evet. Şimdi başta ne yapalım diye etrafa bir bakmak istiyorum. Güzel. Başta ne yapabiliriz? Bir fırçalarımızı aslında temizleyebiliriz şu şekilde. Suya bandırarak tüm fırçalarımızı temizleyelim. Burada farklı fırçalarımız da varmış. Onları da alabiliriz aslında. Şuradan alalım. Onun dışında 2 adet mesajımız varmış. Onlara da bakabiliriz. Sevgili Emre Su. Tamam, asistanımızdan mesaj gelmiş. Buna direkt pekala diyebiliriz. Bunu yapabilir misin? Selamlar, ben Madun. Umarım doğru okuyorumdur ismini. Resimlerini anlayabiliyorum. Bana bir şeyler karalayabilir misin? Dünyanın ağır ölümü hakkında bir şey olsun. Küçük tuval üzerine yapılması lazım. Sürpriz bir hediye göndereceğim seni. Göndereceğim seni mi? Ödüllendireceğim seni. Pardon. Görüşürüz. Tamamdır. Bende o iş. Küçük tuval istemişti. Bizde küçük tuval var mı? Bizde bir küçük tuval yokmuş. Hemen satın alalım o zaman. Yani şuradan küçük tuvalimizi aldık, götürelim. Bu küçük tablo değildi umarım. Bu da küçüktü sanırım ama neyse, artık yapacak bir şey yok. Bize ne demişti? Dünyanın ağır ölümü hakkında bir şey olsun. Tamam. Siyah boyamızı alalım. Direkt, hatta nereye sıksak. Direkt şuraya sıkacağım. Sonra temizleriz yerleri. Şimdi ilk başta bir siyah boyamak istiyorum. Çünkü dünyanın ağır ölümü hakkında bir şey yapacağız. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Şöyle bir adet dünyamızı çizelim. Güzel, güzel. Ama şuradan biraz taşırdık. O yüzden şöyle birazcık daha geçeceğim. Tamamdır. İsteyen arkadaşı da çok tebrik ediyorum. Gayet güzel bir tablo istedi bizden. Güzel oldu. Bu arkadaşı bir kurutalım güzel bir şekilde de. Böyle kahverengimsi değişik bir renk lazım bize. Güzel gibi, bunu alalım. Güzel. Direkt şuraya sıksak güzel olur aslında. Güzel. Şimdi ülke çizici. Rastgele bir kıta çizici. İşte çok önemli değil burası işte. Şöyle. Dünya gibi gözüksün de yeter. Boyayalım şuraları. Allah Allah. Ctrl Z'de yapamıyoruz. Neyse, mavi boyayla yaptığımız küçük sıkıntıları düzelteceğiz. Ctrl Z yapamadığımız için bayağı bir güzel aslında orası. Bayağı gerçekçilik katıyor. Şuradan da şunları şu şekilde temizlemek istiyorum. Hatta şuradan şöyle bir şey olsun. Neden olmasın. Biraz da kadar şurayı açmak istiyorum. Şuraya da sıkalım. Bu havada uçuyor biraz ama yapacak bir şey yok. Ben niye başta buraya koymadım onu da bilmiyorum. Şöyle geri şey yapalım. Birazcık alalım siyah boyamızı. Şuradan yavaş yavaş götürelim. Bir tık daha götürebiliriz aslında şu kenardan ama. Yanlış fırçayı aldık ve kötü şeyler oluyordu. Tamamdır, bence gayet oldu. Ama şurayı da düzeltelim. Kuraklık ekledik. Meteor yapabiliriz. Çünkü neden olmasın. Bir şey düşürdüm orada ben ama. Koyu bir kırmızı mı yapsak? Şu mu olsa? Aynen, olur, bu olsun. Hemen üretelim şuradan bir adet. Bu şekilde bir adet meteor taşı. Çok güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Köfteye benziyor ama bir şey olmaz. Küçük bir hata yaptık orada. Küçük küçük yapacağım. Çok büyük olunca kötü durdu. Aynen, bu tarz olabilir. Bir tane daha çizelim. Ateş efekti vermek istedim ama çok istediğim gibi olmadı. Neyse, yapacak bir şey yok. Olduğu kadar diyelim. Şöyle bir etrafını şu şekilde yapabiliriz. Benek şeyler yapabiliriz. Yeni siparişler de geliyor. Şöyle küçük noktalar çizelim. Şu şekilde ateşler yapalım ama istediğim kadar koyulukta olmadı. Birazcık daha koyu olmasını istiyordum. Hatta bir tık daha koyulaştırabiliriz. Şu şekilde birazcık daha kenarlarına efekt şeklinde bir şey ekleyelim kenardan. Ateş efekti olsun. Tamamdır. İşte dünyanın ölümü.
Yıldızımızı ekleyelim. Dünyamız da orada. Merhaba dünya. Şuraya da yaptık. Bence güzel oldu tablomuz. İmzamızı atalım mı arkadaşlar? Ya da atmayalım, boş verelim. Gerek yok. Bu arkadaşı bir götürelim biz. Şu şekilde koyabilirsek. Tamamdır. Birinci tablomuz bu şekilde oldu. Bunu satalım şimdi. Resmi gönder diyelim. Gönder. Tamamdır. Güzel. Tamamdır. 8 saat önce demiş. Bunu ilk yapalım. Ben Gavrin. İsimleri okuyamıyorum. Çağdaş sanatın büyük ismi. Resimlerinle dünyayı bile değiştirebilirsin bence. Senden bir resim çizmeni istiyorum. Yatay bir şey olsun. Yatay bir şey. Küçük tuvale karşılığında bir hediye göndereceğim. Görüşürüz. Gavrin. Tamam. İsmini okuyamadım. Pekala. Yatay bir şey. Yatay bir şey. Yine küçük tablo istemiş değil mi? Küçük tuval. Ne demişti? Yatay bir şey. Yatay. Biraz somut çalışabiliriz bu arkadaşa. Yeşil de ilk başta bir tamamen boyamak istiyorum. Şu şekilde bir boyayalım arkadaşımızı. Hop 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 hop. Güzel. Birazcık daha renkli çalışacağım bu sefer. Çünkü yatay bir şey istedi bizden. Ne alaka tam olarak ben de bilmesem de. Kırmızı ile bir tık koyulaştırsak güzel olur. Şöyle yatay bir şekilde şöyle melesine bir şey bir denedim ama çok istediğim gibi de olmadı aslında. Heh, aynen şu şekilde yapabilirsek tam yani işte olduğu kadarıyla denedim. Şunu alalım siyah boyamızı, hop zıplaya zıplaya gidelim. Bir tık koyuluk alacağım. Yine hop şuradan şu şekilde taşırdık biraz şeye doğru ama Allah dur kontrol Z yapamıyoruz. Neyse oraları en son halledeceğiz. Şöyle bir yapalım biz genel olarak. Mor arkadaşımızı da şuradan yapacağım. Tamamdır. Şurada bu boşlukları da tamamlayalım. Çok güzel derken şurada şuraya da tamamlayacağım. Zaten yanlış bayağı bir küçük bayağı bir kısmını temizleyeceğiz yeşil boyayla. Bir genel olarak yaptığımız bir kurularsak güzel olur. Bir genel olarak bir belirsinler. Güzel güzel şu şekilde yaptık. Şimdi bir yeşillikleri tamamen bir güzelleştireceğim. Kenarlardaki fazlalıkları alıyorum. Hayır. Hayır. Kötü oldu bak bu. Şimdi şurayı bir direkt götüreceğiz zaten. Alttakini de halledim. Altta bayağı bir sıkıntı çektik. Bayağı yanlışlar yapmışız. Oraları da hallediyoruz. Tamamdır. Kırmızıya bir bakalım. Kırmızıya kaldı. Maviyi yaptık. Mor'un bir şu üstünde bir boyayacağımız yer var. Mor'un işte pardon kırmızının şurasındaki ayrıntıları da temizleyelim. Şimdi artık hiç yanlışsız bir resim çizmem lazım. Biraz koyu kaldı ya. Ne yapacağız? Üzerinden geçsek bu da çok açık. Bir dakika bir hepsini alacağım. Ben ne yapmıştım? Bir defa siyaha basmıştım değil mi? Böyle bir renk olması lazım. Aynen oldu sanırım şu an. Yeni gelen bir şeye bakalım. Ondan sonra devam ederiz. Açalım kapımızı. Şuradan bize ne gelmiş? Bir adet hediye göndermişti bir arkadaş. Şuradan bakalım. Geliyor hediyemiz. Hediyemizi açıyoruz. Aha, araba göndermiş bize bir arkadaş. Güzel. Uçuyor mu? Heh. Evet, bir de uçuyor değil mi bu? Güzel tamamdır. Şu anlık bir dursun. Şimdi resmimizin üzerinde bir şey çizmek istiyorum. Siyah ile beraber. Yatay bir şey daha çizdik. Ah be neyse artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu şekilde geldik. Bu şekilde ilerliyoruz ama umarım kötü oldu ya. Neyse artık yapacak bir şey yok işte. Şu şekilde de bir insan olsun bu da şöyle. İnsan uzaylı fark etmez işte. Ben buraya da boyarız artık. Şapkası olsun. Zaten buralar siyah boyayacağı için oralar çok önemli değil. E,
arada seri olmasını istiyorum. Eğer isterseniz de devam ettiririm. Devam ettirmeyi de düşünüyorum şahsen. Diğer bölümlerde de farklı duvarları boyayabiliriz, kapıları boyayabiliriz. Veya bu bölümde de başlayabilirim. Hiçbir fikrim yok. Burasında birazcık daha bu tarz resimler yapıp satacağım. Ondan sonra da farklı işlerden devam ederiz. Kurtalım daha fazla bir şey ellemeden, satalım bu resmimizde. Yatay bir şeyler olsun. Tamam. Böyle bakınca güzel güzel. Gönderelim. Gönder. Gönder. Bu gitti. Merhaba. Her resmini takip ediyorum. Kendini kısıtlama. Bana resim çizmeni istiyorum. Tek boyunuz da at olsun. Sana sanal alemli bir şeyler olsun. Küçük tuval olsun. Bunun için 195K biriktirdim. Saygılar. Tristran. Tamam. Güzel. Herkes niye küçük tuval istiyor onu anlamadım ama. Tamam. Çok beğenmiş. Resmi teslim aldım. Tek bir resimde koca bir hikaye anlatmışsın. Hediye gelmiş olmalı. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Gelsin bakalım hediyesi. Aha geliyor. Burada ne kutu? Herhalde düşünce almak için. Aha direkt açtık. Bu ne? Bu ne? Baskı mı böyle? Dışını... Sanal alemden maviyle... Mavi yapabiliriz ya, mavi güzel olur. Bu şekilde maviyle boyayalım bir. Girişimize başlayalım. Tek boyunuzu atımızı çizelim. Şimdi atımızın direkt kafasını çizeceğim. Şu yani şu şekilde olacak. Çok değişik bir şey oluyor. Dur, çok kötü oldu ya. Neyse genel olarak bir taslak çizilmiş oluruz. Bu şekilde yapsak. Şeye benzedi. Satranç aslında. Bir dakika. Farklı bir şekilde yorumlayabiliriz bence bu resmi. Satrançtaki tek boynuzlu atı çizeceğim. Çünkü neden olmasın? Satrançtaki tek boynuzlu at daha hoştur diye düşündüm. İlk başta satrancımızın, satrançtaki atımızın altı olur şu şekilde. Tek boynuzlu at olduğu için beyaz bir şekilde yapıyoruz. Şu şekilde olur diye düşünüyorum. Bu şekilde devam eder. Şimdi şuradan şu şekilde bir ağzı olur. Bu şekilde devam eder. Bu şekilde oluyor herhalde. Değişik bir şeylere benzedi ama. Bir de saçını da yapalım şu şekilde. Yelesi ama yelesini farklı renklerde yapacağım. Çok saçma. Tamamdır. Buraları beyaza boyayacağım. Birazdan da fazla olan eşyalarımızı temizlemeye götüreceğim. Çünkü bayağı bir buralarda kirlettik. İnşallah yanlış bir şey yapmam. Bu bayağı büyük bir fırça. Çünkü Allah çok kenara gitmeyelim. Kenarlara daha küçük fırçayla oralara da gitmeyelim. Sakin 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 sakin. Güzel. Tamam. Daha eylemiyorum. Bizden sonuçta tek boynuzlu at olmasını istedi. Biz de kırmızı saçlı tek boynuzlu satranç atı yapıyoruz. Şey yapmak istiyorum bir siyahla. Satrancı belirlemek istiyorum. Şu şekilde satrancımızı yapalım. Sarıdan yapacağım çünkü farklı gözükmesini istiyorum. Daha farklı renklerde gözükmesini istiyorum. Anlık bir aşırı detaylı bir şeyler çizmek de istemiyorum aslında en aşırı şey. Çünkü hem bunları satıyoruz zaten. Belki ileride paramız birazcık daha artınca asmak için işte odamıza asarız, değişik yerleri süsleriz. Onun için yapacağım zaman daha detaylı, daha güzel, büyük güzel tablolara şeyler çizerim. Şu anlık bunlara bu şekilde tablolarımızı çizelim. Evet arkadaşlar yaptım. Göz yapmayı çok fazla düşünmüyorum. Kötü durur gibi geldi. Böyle daha soyut ve güzel gözüküyor bence. Şurada küçük bir detaylar kaldı oralarda şey yapalım. Zaten oraları kenarları yapmakta zorunda değiliz. Satranç atımızı da götürelim. bu şekilde çevirebilirsem. Bu tablomuz da bu şekilde, güzel bir şekilde oldu. Sanal alemli bir şey olsun demişler ama biz satrançlı bir şeyler yaptık. Neyse güzel gönderelim. Bu arada biz yapıyoruz ama bize kimse para göndermiyor. Resimleri seviyorum, keşke senin kadar yetenekli olsam. Çok teşekkür ederim. Çok içten bir şekilde teşekkür ettik bu arada. Senden bir resim çizmeni istiyorum. Mortanlar olsun.
Büyük ya da küçük tuval fark etmez. Karşında sürpriz bir hediye vereceğim sana. Merak ediyorum. Görüşürüz. Tamam tabii ki. Şurada bir tablomuz vardı. Bunu kullanabiliriz aslında. Şu şekilde koymak istiyorum. Çamızda bir morla bir girişebiliriz. Evet, sadece böyle bir tablo veriyoruz ona. Sadece mor tonları kullanacağım bu resimde. Çünkü mor tonları olsun demiş bize. Şu şekilde boyayalım. Tamamdır. Şunu bir alalım. Alalım. Güzel. Son bir tane daha alalım. Bu rengi de aldık. Güzel. Böyle düzenli bir şekilde sıkalım. Biraz sanat yapıyoruz değil mi? Aklıma çok komik bir şey geldi. Yapsak mı onu? Çok saçma bir yere sıktım. Şimdi bir alsak. Mesela. İyice şöyle bir yaydırsak. Geldi mi üzerine boya? Güzel. Farklı bir ton ekledik kenarlarına. Yine bu tarz bir efekt ekleyeceğim. Ama benim oradaki koyu renkleri almamam lazım. Yani en koyu. İkiyi almamam lazım. Bir de şöyle çevirelim. Bu şekilde. Farklı bir tonlu bir şeyler eklemiş olduk. Tam tersi çevirsek daha güzel olur. Şu şekilde. Heh, tamam güzel oldu. Şimdi bu fıçımız aynen bu fıçımızda bile koyu morları alıyoruz. Şuradan bir şey geçeceğim. Bayağı koyuymuş bu bayağı. Siyah yakınmış. Şuraya da şöyle şu şekilde bir ev tarzı bir şey eklemek istiyorum. Şu ama koyuluklardan hani her yeri gözükmeyecek. Aslında orayı bir uzatmasamaydık. Neyse artık evin boyunu bu şekilde yapmak zorundayım. Bu şekilde şuraya güzel bir şekilde orayı fazla kaçırmadan. Dikkat tamamdır. Mor tonlarında bir gökyüzü çizdim. Buraya da ev olacak. Mor tonlarında işte kenarında da yine koyu morla hafif gölgemsi şeyi vererek bir adet ev yaptık. Pardon. Bir adet ağaç yapacağım. Bir adet ağacımızı yapalım. Boşluklar bırakacağım şu şekilde. Hafif daha ağacımsı gözüksün mantığıyla. Yani boşluklardan işte etraf gözükebilir sonuçta. Ağacın şeyde dallarından ve benzeri bir şeylerinden. Bence güzel bir tablo oldu. Tablomuzu da alalım. Şu şekilde götürelim. Bu şekilde de bu tablomuz da bu şekilde oldu. Tamam gönder. Hala bayağı bir siparişimiz var. Bunları da yapmaya devam edebiliriz. Şu anlık biraz siparişlerden farklı şeyler yapacağım. Bir etrafı temizleyelim. Şuradan bir şeyimizi alalım. Şu şekilde etrafımızı temizleyelim. Çöplerimizi de atalım. Bir etraf tertemiz olsun. İleride çöp kutusunu da boyayabiliriz. Çok güzel bir şekilde attık bunları. Geri kalanları da atmak istiyorum. Aynen atalım onu. Yanlışlıkla şeyi dağıtmayayım da başka bir şey. Burada bir odamız var. Buraya resim tablolarımı asmayı planlıyorum ileride. Bu videoda sadece bunları yapmış olalım. Bu şekilde burası da uzayımız. Dünya. Sanat için elimizden geleni yaptık. Ama daha yolun çok başındayız. Bir sonraki videolarımızda farklı duvarları ve farklı nesneleri de boyayabiliriz. Ama şu anlık sadece 4 adet tuvali boyayıp sattık. Belki ileride bir oda göstermiştim size. İşte yaptığımız güzel resimleri oraya da asabiliriz. Eğer çok fazla beğenmezsek yeniden satışa sunarız. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu videonun seri olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun dışında videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.